Merhaba arkadaşlar. Bir günde 2,5 TL'nin lavaboda akıp gitmemesi için bu videoyu izlemelisiniz. Basit bir hesap yapacak olursak bir gün 86.400 saniyedir arkadaşlar. Bataryamız saniyede bir damla akıtırsa günde 86.400 damla yapar. 86.400 damla da 4,32 litre yapar. Yani bir günde 4,32 litre suyu lavaboya akıtıyoruz arkadaşlar. Kullanmadığımız su biterse olacağı da bu şekilde çöl olacaktır arkadaşlar. Günde 4,32 litre, yaklaşık 5 litre pet şişe su eder arkadaşlar. 5 litre pet şişenin en ucuzu da 2,5 TL olduğunu düşünürseniz günde 2,5 TL'yi lavaboya atıyoruz. Artık bunun bir aylığını, bir yıllığını varın siz hesap edin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle damlatan bataryamızın tamiri üzerine bir çalışma yapacağız. Dikkat ederseniz damlamız saniyede bir gerçekleşiyor. Bir atasözü var hatırlarsanız, damlaya damlaya göl olur atasözü. Bunu birikim için söylemiş ama burada maalesef sarfiyat için söylemiş olacağız. Şimdi bu bataryamızın tamiri için araç gereçlerimizi bir tanıyalım öncelikle. Bir tane bor anahtarımız, 3 tane alyan görüyorsunuz ve bir tane de düz tornavida. 3 tane alyanı göstermekteki amacım şu iki tanesi oldukça büyük. O nedenle hırdavatçıya gidip uygun bir en küçük 3 numara olan alyanı aldım. Şimdi dilerseniz çalışmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bataryamızın tamiri için öncelikle düz tornavida ile bataryanın altında bulunan küçük bir pim var. Onu çıkaracağız ama öncelikle suyumuzu tabii ki kesmemiz gerekiyor. Suyumuzu ister anavaradan keselim, isterseniz bataryanın altındaki iki tane musluğumuz var, oradan keselim. Arkadaşlar suyumuzu kestik. Şimdi şuradaki kapak mı diyelim, pim mi diyelim, onu çıkarmamız gerekiyor. Düz tornavidamızla hafifçe kastırarak çıkartabiliriz. Bu küçük parçaların yere düşmemesi için de lavabonun içine bir bez parçası koyduk ki parçalar lavaboya düşüp gitmesin diye. Şimdi küçük alyenimizle bunun içinde bulunan pimi çıkartmaya çalıştık. Vidayı çıkartmaya çalışacağız daha doğrusu. Uygun bir alyen olunca rahatlıkla sökülebiliyor. Tümden sökelim. Önemli değil. Söktükten sonra vida şimdiki olduğu gibi içine de düşebilir. Düşsün. Onu alabiliriz. Alyenimizi koyduktan sonra bu başlığın kolunu şimdi zorlayarak dışarı çıkarttık. Evet, bunu çıkarttık arkadaşlar. Vidamız da bu şekilde elimize geldi. Bunları bir kenara koyuyoruz. Şimdi buradaki yüzük mü derler, o şekilde bir parça var. Onu çıkartmamız gerekiyor ama dikkatli olun. Şu kenarları keskin, oldukça keskin. Bir kere daha. Başka bir muslukta başıma geldi. Elinizi kesebilir. Bu nedenle bezle şu şekilde sararak çıkarmanızda yarar var. Evet, gevşettik. Şimdi elimizle çıkartabiliriz. Bunu da çıkarttıktan sonra buradaki plastik somunu sökmemiz gerekiyor. Bunun için de bor anahtarımızı alıyoruz. Şu şekilde. Bazen sık olabilir. Gevşetirken musluk da yerinden oynayabilir. O yüzden bataryayı da tutmakta yarar var. Bu şekilde gevşettik. Şimdi elimizle sökelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz bir plastik bir somun. İçinde de mavi görüntüsü olan bir nesne var. Buna biraz zorlatarak çıkarıyoruz. Buna da batarya kartuşu diyorlar arkadaşlar. Eski musluklarda conta değiştirdik artık. Bunlarda bu bataryayı değiştirmemiz gerekiyor. Henüz yedeğini almadık çünkü bunların da ölçüleri farklıymış. 35'lik 40'lık şekilde ölçüleri varmış. O yüzden hırdavatçıya gittiğimizde abi getirin parçayı, ona uygun olanını verelim dediler. O yüzden kartuşumuzu söktük. Şimdi gidip yenisini alacağız. Almadan önce bir içinin pisliği var mı ona bakalım. İlginç bir şey var gibi geldi elime. Evet, bir conta parçası gibi bir şey ama bu kartuşun neresine? Evet, şurasına takılan bir parça. Acaba bu yerinden çıktığı için mi su damlatıyor diye aklıma da gelmedi değil. Bir test için bu şekilde takıp eğer ki olmazsa
yeni kartuş alıp tekrar takabiliriz. Şöyle iyice bir bakalım. Evet, bunu tekrar takmak istiyorum. Belki de kaçırmayacak. Evet arkadaşlar, kartuşun üzerinde iki tane büyük delik var. Bataryanın üzerinde de iki tane aynı karşılık gelecek delik var. Şuradaki pinler yukarı kısma geliyor. Siz sökerken bunu nasıl söktüğünüze dikkat ederseniz daha rahat takabilirsiniz. Şu şekilde takacağız. Bataryayı düzeltiyorum. Kartuş taktığımızda şu şekilde oynamaması gerekiyor. Evet, şu şekilde oturdu sanırım. Şimdi plastik somunumuzu takalım. Evet, elimizle boşluğunu aldıktan sonra yine bor anahtarımızla fazla zorlamadan arkadaşlar, çünkü plastik bir somun. Evet, burasını sıktık. Şimdi gelelim. Evet, parlak olan yüzüğümüzü yerine elimizle takalım. Bunu anahtar kullanmayacağız. Anahtar kullanırsanız yüzündeki parlak kısmı zedelemiş olursunuz. Şu şekilde elinizle boşluğunu almanız yeterli. Şimdi sıra geldi kolu takmaya. Kolu takarken oldukça küçük bir vidamız var. Bunu buradan itmeye çalıştığımızda muhtemelen takılamayacak. O yüzden şöyle pratik bir çözüm göstermek istiyorum. Al yenimize somunumuzu taktık. Şu küçük delikten şuradaki kare olan bölgeye bunu tutturacağız. İçine itiyoruz. Önce biraz tutturalım. Sonra evet, şimdi şuradan gözükmeyecek şekilde tuttu. Bunu yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Evet, oturdu. Şimdi vidamızı, kolu tutan vidayı iyice sıkabiliriz. Şimdi kapattık. Bunun testine geçelim. Hemen aşağıdaki vanayı açıp bakalım kaçırıp kaçırmadığını. Evet arkadaşlar, vanamızı açtık. Suyu, içindeki bir havayı alalım öncelikle. Evet, biraz açtık. Şimdi kapatalım. Evet, sanki kaçırmıyor gibi. Önceden saniyede bir damla vardı. Şu anda damla yok gibi. Demek ki kartuşumuz sağlammış. İçindeki o küçük conta yerinden oynadığı için su damlatmaya başlamış. Tabii sökerken biraz da takarken iyice sıktık. Şimdi küçük pimimizi de yerine kapatıp işlemimizi tamamlayabiliriz. Bunu elimizle kapatmamız yeterli. Evet arkadaşlar, bu şekilde arızalı gibi görünen bataryamızı bir şekilde tamir ettik. Eğer su damlatmaya devam etseydi aynı işlemleri tekrar yapıp bataryayı söküp en yakın hırdavatçıya gidip aynısından bir tane alıp gelip yerine takmak olacaktı. Çalışmamızı yararlı bulduysanız arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.